Merhaba. Mesleki yaşamım içerisinde neler yaptım konulu seri videolarımın ikincisiyle karşınızdayım. Klinikte çalışırken özellikle çocuklarıyla sorun yaşayan anne babalarla danışmanlık görüşmeleri yaptım. Bu esnada bir ihtiyaç olduğunu gördüm. İnsanlarımızda genellikle kitap okuma alışkanlığı yok. Çünkü kitapların hacmi genellikle büyük, işte 150, 200, 250 sayfa. Bu bir faktör. Tabii ki başka faktörler de var. Yani kitap okuma alışkanlığımızın önündeki tek etken tabii ki kitabın hacmi değil. Ancak insanlarımıza kitap tavsiye ettiğimiz zaman genellikle böyle bir sıkıntının kitap okuma önünde engel olduğunu gördüm. Çünkü alışkanlık olmadığı için o kitap gözde büyüyor ve maalesef okunmuyor. Hatta okunmayacağı için alınmıyor bile. Fakat klinikte siz ne kadar anlatırsanız anlatın, sonuçta söz uçuyor. Yazıya ihtiyaç var. Hastane koşulları sınırlı. Gerçi ben yıllarca tek çalışmama karşın devlet hastanesi koşulları diyerek hiçbir görüşmemi olması gerekenin altında tutmadım. Her zaman için 40-50 dakikayı mutlaka ayırmışımdır. Yani bakın 3-5 yıl tek çalıştığım halde. Burası devlet hastanesi, koşullarımız bu. Elden gelen bir şey yok diyerek asla geçiştirmedim. Döne döne kişi hangi eğitim seviyesinde ise o seviyeye ine çıka tekrar tekrar anlatmaya çalıştım. Ancak buna rağmen dediğim gibi insan hafızası nisyan ile mağlul. Unutulabiliyor, bazı şeyler eksik kalabiliyor. Tabii ki bir konuda yeterli malumatı klinik ortamda birebir görüşme ile her zaman için dört dörtlük veremeyebiliyorsunuz. Bu amaçla bir kitapçık olsa iyi olurdu fikri bende oluştu. Hem yazılı bir metin elde olacak, hem aileler ihtiyaç duydukça açıp okuyabilecek, unutmuşlarsa hatırlayabilecekler. Çok fazla sayfalı olmadığı için göze de hani büyük büyük ve zor görünmeyecek. Küçük olduğu için okuması daha kolay olacak, unutulmayacak, kalıcı olacak düşüncesiyle bir kitapçık hazırlamaya koyuldum. Şu an elimde olan, evet ters çıkıyor gerçi ama, bu kitapçığı hazırladım kendi imkanlarımla. Bundan yanlış hatırlamıyorsam ilk etapta 500 adet bastım. Kliniğimize gelen, bahsettiğim konuda sorun yaşayan tüm ebeveynlere bu kitapçığı ücretsiz olarak takdim ettim. Göründüğü gibi. Daha sonra bu kitabın etkili olduğunu, olumlu geri dönüşler aldığımı görünce tabii ki gözlemlediğim ihtiyaçlar doğrultusunda daha da geliştirdim. Daha sonra gördüğünüz bu turuncu kitabı yazdım. Hacmi biraz daha büyük ancak yine kitapçık şeklinde bakın cep kitapçığı. İnsanlar cebine koyabilir. Bundan da yanlış hatırlamıyorsam bir 500 ya da 1000 adet yine kendi imkanlarımla bastırarak kliniğimizdeki insanlara ücretsiz olarak vermeye devam ettim. Tabii ki video uzamaması için bunu burada kesiyorum. Bu kitapçık çalışmalarımla ilgili diğer çalışmalarıma bir sonraki videomda inşallah devam edeceğim. Tekrar görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.